Sağlıklı Yaşam'dan merhaba, ben diyetisyen Orhan Özdengiz. Bugün yine sizlerle farklı konu ve konukla karşınızdayız, sizlerin karşınızdayız. Bugün konuşma ve dil terapisini konuşacağız. Konuğumuz Sude Dermay, kendisi konuşma ve dil terapisti. Biz de yetişkinler üzerine, çocuklar üzerine, konuşma üzerine, konuşma aksaklıkları, konuşma sorunları üzerine çok güzel bilgiler verecek. Sude Hanım hoş geldiniz. Selamlar, nasılsınız? Hoş bulduk, merhaba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizleri kırmadınız. Buralara kadar geldiniz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Şimdi konuşalım. Konularımız çok fazla. Evet. Ama önce konulara girmeden önce böyle küçük bir özet sizi tanıyalım. Sude Dermay kimdir? Tabii ki. Ben dil ve konuşma terapisti lisans mezunuyum. Şu an halen daha yüksek lisansımı özel eğitim üzerine devam etmekteyim. Çok güzel. 24 yaşındayım. 3 yıldır da bu işi sürdürüyorum halen daha. Süper. Daha mesleğimizin başındayız. Evet. Ne güzel bunlar. Ben hep söylerim yani genç nesil, yeni mezunlar her zaman daha böyle ilgili, daha böyle bilgili, daha böyle meraklı olur. Tam böyle en şey dönemindesiniz. Evet, ne en güzel. Yeni, en meraklı. Ne güzel. Neden peki konuşma terapistini seçtiniz? Merak ettim. Şimdi ben lise zamanlarında hep bir sağlık bölümü okumak istemişimdir. Dil ve konuşmada o zamanlar çok ilgimi çektiydi. Kıbrıs'ta da çok bilinen bir bölüm değildi. Tabii. Sonra düşününce aklıma geldi ki benim 3 yaşında kardeşim kekemeydi. Ha. Yani 2008'den falan bahsederim. O zamanlar ben terapilere giderdim kardeşimle birlikte ve o konuşma terapisti beni de alırdı terapilerine. Evet. Orada görünce bilinçaltıma öyle bir işlemiş ki hani dokundu hayatına, ona yardımcı oldu. Ve o zamandan beri hep hani ben de birilerinin hayatına dokunayım, yardım edeyim. Hep bunu düşünerek bu mesleği seçmek istedim. Çok güzel, süper, süper. Yani yaşanmışlıktan. Evet. Çünkü ben hep söylerim yani bizim ülkemizde az önce sizinle konuştuk yani dil ve konuşma terapistliği daha çok yeni, çok taze bir meslek. Ülkemizde ağır ağır yayılmaya başlayan bir meslek ama 2008 yılında bakın. Evet. Varmış yani. Yine konuşma ve dil terapisti adı altında mıydı hatırlarsanız? Evet ama sanırım o zamanlar Kıbrıs'ta sadece bir adet konuşma terapisti vardı. Yani ulaşım da zordu. Tabii. Biz Tagirne'ye giderdik. Mesela ben Mausa bölgesinde kalırım. Tagirne'ye giderdik ona terapilerini şey yapabilmek için. Tabii. Yani baktığınızda 2008 çok geçmiş bir zaman değil ama yeni yeni gelişen meslek olunca tabii. Peki dil ve konuşma terapisti kimdi Sude Hanım? Yani bir izleyeceğimiz onu bir bilsinler. Ne iş yapar dil ve konuşma terapisti? Tabii ki. Şimdi dil ve konuşma denince insanların aklına sadece kekemelik veya çocuklarla ilgili şeyler gelir. Kesinlikle. Ama aslında bizim bölümümüz çok geniş kapsamlı bir sağlık disiplini. Yani yutma bozuklukları, ses bozuklukları, afazi dediğimiz halk arasında inme olarak da geçer bu. Sonra çocuklarda artikülasyon bozuklukları, dilsel gerilik, gelişimler bunların hepsini kapsar. Alanı çok aslında. Çok, çok evet. Çok güzel. Çünkü dediğiniz gibi ilk düşündüğümüzde işte kekemelik gelir. Hı hı. Ya da işte bilmiyorum tabii o sizin dalınıza yine girelim ama o R harfini söyleyemem yine tabii ki. Akla ilk bunlar gelir çocuklar üzerine ama dil ve konuşma terapisti yetişkinlerde de. Tabii ki. Yani dediğiniz gibi inme durumlarında ya da işte yutma bozukluğu sorunlarında. Bu çok önemli. Bir tek konuşma üzerine değil. Yani yutma bozukluğu da. Evet tabii yine ki. Sizin uzmanlık alanınıza giren bir konu. Çok güzel. Tabii. Peki biz dil ve konuşma terapistine ne zaman başvurmalıyız? Nasıl anlayabiliriz bunu? Şimdi şunu şöyle anlatabileyim. Bunu daha çok genellikle öğretmenler çocuklarda fark eder. Çünkü çocuklarla çok fazla zaman geçirdikleri için akranlarıyla aralarındaki farkı bir nebze daha iyi anlarlar. Tabii. Ve hani ailelere bilgi geçerler. Atıyorum normalde 3 kelime söyleyebilirken bu çocuk 1 kelime söylüyor ama akranları öyle değil. Acaba bir sorun mu var ya da bir yardıma mı ihtiyacı var gibisinden hani ailelerin aklına bir soru işareti yatırır. Sonra aileler bu dikkat etmeye başlar. Acaba hani benim çocuğumda bir gerilik mi ya da bir farklı bir durum mu var? Ona göre bizden bir değerlendirme alıp ona göre yol çizeriz. Genelde öğretmenler yani. Evet, öğretmenler. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Çünkü yani aileler anlamayabilir. Evet. Ya da aile nasıl söylenir ona? Görmezden gelebilir. Evet, kabullenememe durumu. Kabullenememe durumu. Yani benim çocuğum kekeme değildir. Ya da işte R'yi söyleyebilir ama aslında söylemiyor gibisinden. Aynen. Olaylar olabilir ama öğretmenlerin teşvikiyle, desteğiyle. Tabii bu çok önemli. Peki biz dil ve konuşma terapistine sizlere başvururken neye dikkat etmeliyiz? Yani
Neye dikkat edebiliriz? Şimdi şöyle örnek vereyim size. Mesela bazı ailelerin daha önceden doğum yaptıkları çocukları vardır. Bunlarla diğer çocuklarını kıyasladıklarında bir farklılık fark edebilirler. Hani o önceden konuşmuştu, o niye konuşmuyor acaba? Hani bir sorun mu var? Buna dikkat edebilirler ya da baktılar mesela örnek vereyim 4 yaşındaki bir çocuk. Daha böyle bir iki kelime söylüyor ama diğer arkadaşları böyle değil. Acaba bir sorun mu var gene diye düşünüp bunlara dikkat edip başvurabilirler. Çünkü insan anlamayabilir. Evet. Yani 4 yaşına gelmiş benim halim daha çocuktur deyip de ciddiye almayabilir. Ama evet, dediğiniz gibi öğretmenlerin en büyük şeyi o. Evet. Az önce alanlarından bahsetmiştiniz sanırım dil konuşmanın. Peki bu alanlar hem yetişkinler hem çocuklar için de geçerli diye sanıyorum. Evet. Her iki şey içinde. Evet. Her iki. Peki nedir tam alanlarını bize açar mısınız böyle detaylı bir? Şimdi mesela, ses bozuklukları var. Mesela. Mesela ses bozukluklarının örnek vereyim size. Vokal nodül dediğimiz ya da larynx kanserinden sonra ses telinin alınması ve seste bir hasar. Ve bu da daha çok öğretmenlerde olur mesela bu nodül. Çünkü çok bağırdıkları için artık sesleri kısılır ve hasar görürler. Çocuklarda ses bozukluklarıyla çok fazla karşılaşmayız, çok nadir. Ama yetişkinlerde bununla daha fazla karşılaşırız. Çocuklarda en sık karşılaştığımız artikülasyon bozuklukları. Hani bu rı sesi dediğiniz bu artikülasyon bozukluğuna girer. Evet. Yani sadece rı değil birçok sesi çıkartamayabilirler. Mesela k'dir, p'dir, d'dir. Yani biz değerlendirme alırız, bir tane ses değerlendirmesi, sesletim testi yaparız. Oradan hani çocuklarımızın hangi seste sorunu var onu tespit ettikten sonra terapi programımızı ona göre yazıp başlarız terapilerimize. Anladım. Peki bu yetişkinler için en şey geçerli mi? Yani orayı söyleyemeyen yetişkin. Yani şimdi şöyle, şimdi yaş büyüdükçe kronikleşir. Kronikleşince tabii ki daha zor düzelmesi. Yani 30 yaşına gelmiş bir insanda ben rı sesini çalışsam da artık beyin 30 senedir o şekilde onu kronikleştirdiği için düzelme olmayabilir. Çünkü her sesin yani bir yaşı var ve yani 6-7 yaşını geçmiş bir çocukta da zor olabilir bazı sesleri düzeltmek. Evet. Şimdi şey de olur ya, ismi lazım diye şimdi isim vermeyelim ama bazı ünlüler vardır ya böyle evet, söyleyemez falan da evet, şey düşünülür her zaman. Acaba popülarite olsun mu diye bu şekilde yaklaşılır. Neden düzeltemiyor dediğiniz gibi işte biz dil terapisine gidip de neden düzeltmiyor bunu yani da böyle devam büyük ama artık yetişkin bir birey olduğu için muhtemelen kronikleşti ve artık hani düzelmiyordur. Hiç böyle düşünmemiştim. Ben her zaman şey diye düşünürdüm yani düzeltilebilir. Hele yetişkin istedikten sonra daha rahat düzeltir gibisinden ama maalesef belli bir yaştan sonra daha zor. Evet. O yüzden ailelere burada uyarı olsun. Evet yani küçük mutlaka yaştan erken teşhis, erken tanı her zaman her şeyde hayat kurtarır. Bakın, bunda da aynı şekilde. Bu çok önemli. Benim bir akrabam vardı yine aynı şekilde. O da bir kekeleme sorunu vardı ve sürekli ama hani benim bahsettiğim 90'lı yıllarda sürekli birilerine gidiyorlardı. Bilmiyorum o zaman ben çocuktum hiç hatırlamam ama sürekli birilerine gidiyorlardı ve yavaş yavaş ki o zaman bilinmiyordu böyle şeyler. 90'lı yıllar dil konuşma terapisti. Ve yavaş yavaş zamanla gerçekten çözmüşlerdi ve hepsini şaşırmıştık. Bak dedik ne güzel demek ki. Çocukluktan başlayınca tabii daha kolay. Tabii kesinlikle. Peki biraz konulara girelim. Girelim. Dil gelişim geriliği nedir? Şimdi dil gelişim geriliği çocuğun mesela tekrar örnek vereyim. 3 yaşındaki bir çocuğun 3 yaşındaki bir çocuk seviyesinde değil de 1 yaşındaki bir çocuk seviyesinde konuşması. Yani bu konuşma gecikmesi olarak da adlandırılabilir. Yani biz mesela 3 yaşındaki bir çocuktan yetişkine yakın bir konuşma bekleriz. Ama 3 yaşına gelmiş bir çocuk halen daha ikili kelimelere zor çıkıyorsa, gününü, derdini annesine babasına anlatamıyorsa bu dil gelişim geriliği yani konuşma gecikmesi olarak adlandırılır. Ama düzeltilebilir. Düzeltilebilir. Yani tabii ki şeye de kontrol etmek lazım. Yani sendromlu bir çocuk mu? Çünkü bazen sendromların yanında getirdiği durumlar da olur. Önce mesela bir psikiyatriste gidip onun tanısıyla hani yolumuza ona göre karar sendrom veririz. Sendrom derken yani aile şiddet falan gibi bir şey değil. Yok. Otizm spektrum bozukluğu veya Down sendromu yani böyle ya da gelişim geriliği olan bir çocuksa hani ona göre tanısını alıp gelmesi daha iyi olur bizim açımızdan. Anladım. Tabii bu sefer de tabii yine aileye iş düşüyor aslında. Evet. Aile öncelikle. Yani peki tam konuşma ne zaman artık? Yani siz neye göre bir şey yaparsınız? 5 yaş mı dersiniz? 4 yaş mı dersiniz? Yani
1,5 yaş itibariyle çocuklar kelimeleri çıkartmaya başlaması gerekir. Yani bizce 1,5 yaşta mesela al, ver, baba, anne gibi böyle tekli kelimelere 5-10 sözcük dağarcığı arasında çıkılması gerekir çocuklarda. Ama tabii bu demek değil her çocuk 1,5 yaşından itibaren konuşması olması lazım. Ama yani dediğim gibi aşağı yukarı 3 yaşına kadar gelmiş bir çocuk konuşamıyorsa bu direkt konuşma gecikmesi olarak adlandırılır. Tamam, anladım. Çünkü aileler bunu şey yapar, çok böyle karşılaştırır. Evet. İşte bilirsiniz onu, benimki 1 yaşında başladı konuşmaya der. Senin halen daha 2 oldu, niye konuşmuyor evet. falan gibisinden. Bu her çocuktan çocuğa değişkenlik tabii gösterebilir. Tabii ki çocuklardan değişkenlik gösterebilir. Peki aile nasıl davranmalı çocuğa? Bir de o mesele var. Yani zorlasın mı? Yoksa biraz daha rahat mı davransın? Baskı iyi mi olur, kötü mü olur? Yani baskıyı hiçbir şekilde ben tavsiye etmiyorum. Çünkü bu sefer çocuk da geri teper bir durum. Şimdi ailelerde bazen şöyle bir durum olur. Yani mesela çocuk konuşmuyor ve illa ki onu konuşturmak istiyorsa bu ne? Bunu söyle. Tabii. Bunun adı ne? Söyle bak o söylüyor sen de söyle. Ha, bu hangi renkli? Sürekli çocuklara böyle bir direktif gelir. Bu da ne yapar? Çocuğu geri teper. Çünkü çocuk üzerinde bir baskı hisseder ve inatçı bir çocuksa da bunu inat yapıp hiç konuşmaz. Yani o yüzden biraz da ben de aslında her zaman öyle söylerim. Çocuklara böyle çok böyle direkt değil de daha böyle keyifli bir şekilde. Oyun arkadaşıymış gibi bravo, olabilir. Oyun arkadaşı gibi. Hı hı. Ya da işte eğlenceli bir şekilde anlatmak. Aynen. Her zaman çok daha yani yetişkinlere böyle değil mi gerçi? Tabii baktın ki biz de öyleyiz. Yani kim baskı altında yapmak ister bir şey? Aynen öyle. Yani mesela bize gelen danışanlarımız, çocuk danışanlarımız olur mesela. Aile baskısıyla gelmiştir. Hı hı. İşte çocuk istemeyerek gelmiştir. Yani biz çocuğa yani ben açıkçası öyle dayatarak işte aç kalacağı bir diyet modeli hı hı. ya da işte zorlayacağı bir diyet modeli vermemeye çalışıyorum. Hı hı. Daha böyle dediğiniz gibi sizin de işte dondurmasıyla, makarnasıyla ya da sevdiği yemekleriyle hı hı. ama yanında da sağlıklı beslenmeyi harmanlayarak. Yani keyif alacağı şekilde. Çünkü bu sefer çocuk hiç yapmak istemeyecek. Tabii. Zaten istemiyordu gelmek ya da yapmak. Bu sefer baskı olunca hiç istemeyecek tabii, yapsın. Tabii. Yani demek bunu nasıl fark edilir diye soracak olursam size. Çocuğun biz konuşmasına bakmamız gerek. Evet. Yani 3 yaşına, 3,5 yaşına kadar kelimeleri tane tane söyleyemiyorsa evet. cümleden bahsetmiyoruz ama değil mi? Yani cümle de kurabilir. Yani bazı çocuklar çok erken konuşuyor. Evet, yani 3 yaşına evet. gelmeden mesela 2 yaşında gerçekten anlaşılır bir şekilde dertlerini anlatabilirler. Tabii bu anlaşılırlık 3 yaşındaki bir çocukta çıkaramadığı seslerden de kaynaklı olabilir. Yani yani her sesin bir yaşı var. Dedim ya size mesela rı sesi 4 yaşında oluşuyor. Öyle mi? Evet yani bu çocuk yı diye kullanıyorsa rı'yı 3 yaşında bu normal bir durumdur. Ama anlaşılırlığı o yüzden de kötü durumda olabilir. Ha anladım. Tabii burada size çok büyük yerler düşüyor. Evet. Gerçekten çünkü aile de şüpheye gider. Evet. Yani sizinle buluşmadığı sürece de bu süre gelir ve gider. Alısınız tabii. Peki dil bağı konuşma gelişimini etkiler mi? Bu dil bağı nedir? İlk önce onu söyleyeyim. Dil bağı dilimizin altında küçük bir uzantı bağlar dilimizin evet. altıyla bu altlamamızı. Şimdi dil bağı konuşmayı %100 etkiler diyemem, etkilemez de diyemem. Hemen onun nedenini söyleyeyim size. Çünkü aslında dil bağından daha önemli bizim için olan çocuğun dil boyutu, ağzının içindeki genişlik, damağının genişliği. Eğer bir çocuğun dil bağı varsa ama dili yeterli uzunluktaysa, dil bağı hani bir şeye etki etmez. Etmez. Ama çocuğumuzun dil boyutu kısaysa ve dil bağı varsa muhtemelen dilini kaldıramadığı için dişten çıkarttığımız l ve r gibi sesleri çıkartamıyor demektir. Bu da operasyon ister. Operasyon ister. Evet ama bu çok büyük bir operasyon değil. Böyle 5-10 dakikalık hatta bazı durumlarda anesteziye gerek bile duyulmayan bir operasyon. Çok hemen güzel. Onu keserler oradan. Ama bu demek değil ki tabii ki kestikten sonra terapiye gelinmeyecek artık konuşacak. Tabii. Ha direkt onu keserken de sonuç alınacak diye bir şey yok. Evet çünkü çocuğun dili hep aşağıda kalmaya alıştığı için o oradan kesilse de çocuk kendi kendini o dilini kaldırmayı bir terapist yardımı olmadan öğrenemez. Bu yüzden kesilse de terapilere aynı şekilde devam edilmesi gerekir. Çok güzel anladım. Bu çok önemli aslında. Evet. Yani çünkü eminim ben çoğu insan o operasyondan sonra yani artık yeterli bu kadar falan deyip de kenara çekilebilir ama aynı sonuna devam edebilir bu evet. sefer. Yani dil bağı çok da fark edilmeyen bir durum. Tabii. Dilin altında olduğu için hani çocuk konuşmuyor ama neden konuşmuyor ya da bu sesi çıkartamıyor ama neden? Yani fark etmiyorlar. Çünkü bazı çocuklarda öyle bir dil bağı olur ki mesela
dili bildiğiniz aşağıya çeker ve dil hiç yukarı kalkamaz. Çocuk bu sefer peltekleyebilir dilini rahat hareket ettiremediği için ağzının içinde. Bu sefer konuşmada sıkıntı çeker. Tabii bakmayın yani tamam bakın yani bunlar çok daha bilinmeyen şeyler aslında. Evet. Yani tamam bu dil bağını hepsimiz az çok biliyoruz ama bakın yani bu yarattığı süreçler çocuk üzerine. Yani tabii çocuğun psikolojisi üzerine var. Psikolojik evet, tabii sorunlar açık aratabilir. Konuşma geriliği olduğundan dolayı. Yani anne baba diyorsa hani sen neden konuşmuyorsun ama oysa ki orada dil bağı var tabii. Konuşamıyor. Bu sefer bu çocuk da kötü hissettirebilir ve onu geri tepebilir tabii ki. Peki şeyi anlatalım. Çocuklar hangi yaşta hangi sesi çıkarmalı? Şimdi şöyle söyleyeyim bunlar size. Bunlar önemli şeyler. Çocuklar dediğim gibi 1,5 yaşından itibaren sesleri çıkartmaya başlarlar. Yani daha çok böyle dudak sesleri, b, p, m gibi kolay sesleri çıkartmaya başlarlar. 2,5 yaşına geldiklerinde de işte buna ş, s eklenebilir, y eklenebilir. Artık yavaş yavaş hani toparlamaya başlarlar cümleleri. Ama r sesi ve z sesi en son oluşan sestir. Ama z r'dan daha önce oluşur. Yani 4 yaşına gelmiş bir çocuktan z sesini çıkartmasını beklerim. Bekleriz. Evet. Ama mesela 4 yaşına geldiğinde r sesi artık yavaş yavaş oluşmaya başlar. Bu demektir ki mesela kelimelerin başında örneğin radyo ya da resim gibi kelimelerin başında r'ları söylemeye başlayabilirler. Ama arı derken ayı diyebilirler. Çünkü ses daha yeni oluşmaya başlamıştır. Ama tabii ki 6 yaşına kadar hani bir müddeti var r sesinin de 6 yaşından sonra oluşmadıysa bir terapist yardımı olmadan kendi başına düzelip oluşamaz maalesef. Ama daha erken yaşlara gelip de yine düzeltebilirler tabii ki. Evet ama yani biz 4 yaştan önce çok r sesi terapileri yapmamaya çalışırız çocuklarla. Çünkü daha yani bebek konumundan yeni çıkmaya başlarlar ve r sesi de zor bir sestir. Yani masa başı terapi yapılır çocuklarla ve yani bu dil kaldır indir birazcık hani çocukları çok zorlamamak adına yaşlarının gelmesini bekleriz. Eğer kendiliğinden oluşmazsa tabii ki yardımcı oluruz. Anladım. Çünkü tabii haklısın. Çünkü daha bebeklikten çocukluğa yeni geçmiştir. Evet. O baskıya, o ortama çok ayak uyduramayabilir. Aynen. Dediğinizi dinleyemeyebilir. Evet. Peki nasıl masa başı mı? Yani bu değişir. Mesela gecikmiş konuşma dediğim, konuşamayan çocuklarda daha çok böyle floor time terapisi dediğimiz bu oyun terapisidir. Çocukları lider konumuna koyarak onların istediği şekilde, görev niteliğinde değil de onun istediği oyunu oynayarak yerde mesela oynanır. Hani tane tane kelimeleri al, ver şeklinde onlarla terapi yaparız. Ama hani bu sesletim, artikülasyon dediğimiz çocuklar hani artık masa başına oturabilecek çocuklar olduğu için bir defter istenir ailelerden. Deftere yazarak, onlara ödev vererek, çalışmalarını isteyerek bu şekilde devam ettiririz terapilerimizi. Çok güzel. Yani hem eğlenceyle beraber. Evet. Çünkü dediğiniz gibi çocuk. Evet. Çocuk. Yani masa başı olduğunda da yani 45 dakikadır mesela terapilerimiz. Ha. Direkt 45 dakika ders yani terapi yapılmaz. İmkansız gibi. 10-15 dakikası mutlaka hani eğlensin istediği bir oyun oynanıp öyle devam edilir tabii, terapilere. Tabii bu çok önemli aslında. Evet. Gerçekten yani ama başka türlü olmuyor yani çocuğu yetişkin bir masaya al ve anlat. Hele 4-5 yaşındaki çocuk imkansız gibi bir şey zaten. Sıkılıyorlar sonra. Gelmek istemiyorlar terapilere. O yüzden bir oyunun de o önemli güzeli. Aslında devamlılık. Evet devamlılık çok önemli. Çok önemli. Yani bir hafta gelip bir hafta gelmezse yani benim yaptığım 45 dakikalık terapi zaten boşa hiçbir gidiyor. Etkisi olmaz ve ailelerin çalışması da çok önemli. Çünkü benim gördüğüm genellikle bu artikülasyon bozukluğu olan çocukları haftada bir terapileri alırız. Haftada bir 45 dakika yani o çalışmadıktan sonra evde aileyle hiçbir faydası yok. Aynen öyle. Ve süreklilik dediğiniz gibi yani evet. Her hafta mutlaka haftada bir kere görüşmeniz gerek ki tekrarlayabilirsiniz. Aynen öyle evet. Peki ne kadar sürüyor aşağı yukarı ortalama mesela? Yani şimdi ortalama çok verilmez çünkü her çocuğun gelişim süreci farklı. Bazı çocuklar çok çabuk öğrenir, bazı çocuklar daha zor öğrenir. Ama aşağı yukarı yani bir sese en az 2 ay vermeye dikkat ederiz aynen. Tabii yine çocuğuna göre değişir. Evet tabii çocuğa göre değişir. Peki bu kekeleme mekeleme olayları ne kadar zamanda aşağı yukarı? Yani kekeleme aslında çok yani kesin düzelir. Denmez kekemeliği. Evet önü açık bir bozukluk maalesef. Çünkü geçebilir kekemeliği ama bir sene sonra tekrarlayabilir yaşadığı bir olaydan ya da yaşadığı bir durumdan. Yani terapiler yapılır işte 3Y kuralı dediğimiz mesela yavaş yumuşak konuşma öğretilir.
Onu uygularsa gün içerisinde mesela çok yani aza indirgenir. Hmm. Ama uygulamazsa maalesef kekemelik öyle geniş bir boyutlu bir durum ki %100 kesin düzeldi diyemeyiz maalesef. Hmm. Bir sene sonra çıkmasa 10 sene sonra da tekrarlayabilir çünkü. O kadar yani 10 sene sonra tekrarlayabilir. Evet tekrarlayabilir. Hmm. Bu neye bakar? Depresyona, strese, heyecana? Onların da etkisi olabilir ya da yaşadığı mesela kötü bir olay etkileyebilir kendisini. Yani o halen daha açıklanmış bir şey değil maalesef. Aslında biraz da psikolojik bir olay aslında. Yani psikolojik şöyle söyleyeyim size. Hem tamamen psikolojik denmez. Yani kekelemesi vardır. Daha çok genetiksel bir durumdur mesela. Ama o psikolojik olayı tetiklemiştir ve gün yüzüne çıkartmıştır diyebilirim. Çok ilginç, bunu bilmiyordum. Yani ben düzeltildiğinde artık alışmıştım konuşmaya diyebiliyordum ben ama tekrarlaması çocuk için de zor, aile için de zor evet, bir şey. Evet, çok zor. Evet, tabii sizler için de. Evet. Her şey başa dönüyor. Peki yetişkinlerde kekeleme olayı? Yani onu düzeltme imkanı var mı peki? Yani yoksa yine o R gibi zor mu? Yani R gibi tekrar diyebilirim kronikleştiği için. Eğer küçüklükten terapi almamışsa ve direkt hani 30 yaşında mesela gelmişse direkt ilk kekemelik evet terapisine zor. Zor. Yani belki yetişkinler daha iyi uyguladıkları için hani daha kolay gibi bir düşünce oluşur evet genellikle evet insanların tabii aklında. Tabii. Ama en erken ne zamansa her zaman o daha iyi olur. Daha çünkü iyi kronikleşmesi çok şey zor bir durum bizim için. Çünkü artık alışmış oraya uzun tabii yıllar boyunca ve onu oradan kaldırmak maalesef zor bir durum. Zor bir durum. Evet. Çünkü olabilir. Yani yetişkin insan işte gelmiştir 25-30 yaşına. Hı hı. Artık kendi hayatını kendi kazanıyordu. Hı hı. Ve diyebilir ben bu kekelemeyi çözeceğim deyip de size başvurabilir. Yani çocukluğuna eski zamanda gitmemiştir. Ailesi çok ilgilenme bilgili değildir, gitmemiştir. Ve bu sefer kendi kendine gelip de sizden yardım isteyebilir ama dediğiniz gibi zor bir süreç. Zor, evet. Zor bir süreç, anladım. Peki hep halk arasında şey konuşulur. Erkekler, erkek çocuklar daha geç konuşur. Doğru mu, böyle bir şey var mı? Yani böyle bilimsel bir açıklama var. Var. Ama şunu şöyle açıklayayım. Bu erkekler geç konuşur kısmı 1-2 yıl ya da 4-5 yıl farklı değil. 1-2 basamak ya da 1-2 adım geç konuşabilir. Her erkek çocuk da geç konuşacak gibi bir durum tabii yok tabii ki. Yani kızlara kıyasla böyle bir şey gözlemlenmiş ve açıklanmış. Bunun sebebi de şudur. Erkeklerin kadınlardan daha farklı bir hormonundan dolayı erkeklerin daha fazla kadınlara, kız çocuklarına göre geç konuştuğu gözlemlenmiş. Ama tabii ki her erkek çocukta olacak bir durum diye bir şey yok. Ama ben her zaman şey taraftarıyım. Nasıl olsa konuşacak. İster istemez. Yani konuşma dediğim yani az çok ağır ağır düzelecektir diye gibi geliyor bana ve çok böyle ailelerin böyle hani olur ya karşılaştırma kıyas. Hı hı. Yani bak onunki başladı konuşmaya, bizimki halen daha konuşmuyor. Aralarında işte atıyorum 4-5 ay fark vardı. Hı hı. Yani 4-5 ay fark da hani bir şey demem ama 4 yaş bir çocuk ya da 2 yaş tabii bir çocuğu kıyaslıyorsanız o şekilde tabii hani belki gecikmiş konuşması olabilir. Her zaman bir uzman tarafından evet değerlendirme almakta fayda var. Yani başlaması gerekirse de gerekmezse de hem tabii ailelerin içi rahat etsin tabii, evet, tabii hem de ona göre bir yol alınsın tabii diye. Ama çok da dediğiniz gibi az önce stres, baskı çocukların üzerine evet çok da doğru olmaz çünkü ters atabilir. Peki bu otizmi konuşalım. Hı hı. Otizm belirtilerini ve dil konuşma terapisinin önemi bu süreçte. Şimdi otizmin başlıca belirtileri arasında tabii ki bunu muhtemelen herkes biliyordur. Sınırlı göz teması. Hı hı. Bu çocuklar göz teması kurmaktan kaçınırlar. Hı hı. İletişim becerilerinde sınırlılıklar olur. Ondan sonra sese veya dokunmaya karşı hassasiyetleri olabilir. Ve takıntılı olabilirler bazı oyuncaklara, bazı seslere ya da örnek veriyorum. Mesela markete hep aynı yoldan gidiyorsa, babası başka bir yola sapmışsa o gün o yoldan gitmek isteyebilir. Bu takıntı kendi kendine sendromunun getirdiği bir takıntı haline getirmiş olabilir bunu. Tabii ki dil ve konuşmanın otizmde etkisi çok büyük. Çünkü iletişim becerileri, göz teması bunlara çalışmak otizmde çok büyük farklılıklar yaratır. Ama ben otizmli çocuklarla çalışırken mutlaka özel eğitime de başlamalarını ve özel eğitim öğretmenleriyle paralel gitme taraftarıyım. Çünkü bu çocukların genellikle dikkat dağınıklıkları, oturma sorunları ve ekolali dediğimiz bu çocuklar mesela taklit gibi değil de siz ne söylerseniz hemen aynısını papağan gibi arkadan tekrarlar. Yani bir özel eğitim öğretmeniyle paralel çalışmak çok daha etki edecektir otizmli çocuklara. Bu önemli. Tabii
Bakın yani bunu ailen aslında bir tabii siz bunları yönlendiriyorsunuz dediğiniz gibi. Peki dil ve konuşma terapisti burada ne yapar? Otizmli çocuğa nasıl yaklaşırsınız? Nasıl ona çözüm üretirsiniz? Yani genellikle iletişim becerileriyle başlarız. Çünkü otizmli çocuklarla ilk hedefimiz her zaman konuşmak. Birinci hedefimiz konuşmak öyle olmaz. Mi? İlk konuşmak. Evet. Yani önce bir göz teması kursun. Söylenilen şeyi alıcı dil dediğimiz anlasın. Mesela bunu al masaya koy dediğimde onu alıp masaya koyabilsin. Ya da tepkilerime karşılık verebilsin. Bunları çalışılır. Eğer bu yolda güzel kat edilirse ondan sonra çocukla konuşmayı hedeflerim. Aşama aşama. Aşama tabii. Aşama. Ve sizi sevmesi çok önemli. Tabii ki. Yaklaşım çok önemli. Her çocuğun. Tabii yani bu gerçekten yani çok zor. Zor evet. Yani bir de sizin için de zor çünkü siz sürekli iyi olmanız lazım. Sürekli ön planda olmanız güler lazım. Yüzlü olmanız güler yüzlü olmanız lazım. Espiritüel olmanız lazım. Yani çünkü çocuk karşınızda. Çocuk. Bir de şey de zor bizim mesleğimizde. Mesela aileler genellikle bir ay ya da iki terapi sonucunda hemen tabii. bir sonuç isterler. Ama aslında terapi süreci böyle bir şey değil. Önce o çocuğun beni tanıması lazım. Benimle iletişim kurmak istemesi lazım. Kendini bana açması lazım. Bu zaten en az bir ay ister o çocuğun bana alışması için. Kesinlikle. Ondan sonra terapiler çocuğa faydalı olacaktır. Çok doğru. Bu genel olarak psikologlarda da böyle açıkçası. Evet. Yani baktığınızda. Bir insan psikoloğa gittiğinde ilk seanstan, ikinci seanstan bir sonuç beklemez. Evet. Zaten daha yeni yeni. Hatta ben onu derim yetişkinler dahi yabancı biriyle karşı karşıya tutulduğunda bir geri durur ister istemez. Tabii öyle ki. Her şeyini anlatmaz, her şeyini dökmez. Ha 2-3-4 seanstan sonra artık hani o psikologla daha iyi iletişim kurmaya başladıktan sonra daha iyi ilişkilerle evet. daha iyi sonuçlar alınabilir. Sizde de aynı şekilde aslında. Aynen öyle. Çünkü çocuk zaten evet. yani ailesinden kopmuştur. Bir yabancı önüne gelmiştir. Evet tam olarak öyle yani. Tabii. Yani o çocuktan o hamleyi beklemek kolay da bir şey değil. Evet. Kolay. Burada gerçekten size çok büyük görevle çıkıyor aslında. Evet. Peki şey az önce bahsettiğiniz işte bu otizmde önce şeylere gitsinler. Psikiyatristlere gitsinler. Peki sizin en çok işbirliği yaptığınız meslek dalları nelerdir? Yani özel eğitim öğretmenleri, psikiyatristler, bazı durumlarla psikologlar ve fizyoterapistler. Fizyoterapistler de? Evet yani çünkü mesela her çocuğun değil ama bazı sendromlu çocukların yürüme ve motor sıkıntıları olur. Yani mesela fizyoterapiste de gitmeleri gerekir ya da bu otizmle duyusal hassasiyet dediğim fizyoterapistlerin verebildiği duyu bütünleme dediğimiz bu çocuklara duyusal hassasiyeti giderecek şekilde uyguladıkları seansları olur. Tabii ki onlarla işbirliği içerisinde olmak lazım ki mesela ben çocukta bir şey fark ettiğimde atıyorum sürekli böyle böyle yapıyor ki o fizyoterapistle iletişime geçebileyim ve diyeyim ki benim terapimde böyle böyle bir şey yaptı. Acaba duyusal bir şeyinden mi kaynaklı şeklinde işbirliklerimiz var ama en çok özel eğitim öğretmenleriyle. Tabii en çok özel eğitim öğretmenleri. Evet. Özellikle otizmde. Evet. Tabii çok önemli. Bu çok önemli çünkü gerçekten aslında bizim ülkemizde daha o şekilde merkezde tam olarak oturmuş değil. Ama yurt dışında genelde hep bu meslek gruplarının aynı çatı altında bulunduğu ve onların sürekli iletişim olduğu merkezler var. İnşallah ilerleyen zamanlarda da biz de bunları göreceğiz bizim ülkemizde de. Peki şeyi merak ederim. Beslenme ile ilişkili bir konuşma bozukluğu falan olayı var mı? Onu da merak ediyorum. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bazı çocuklarda kassal sıkıntılar olur. Yani mesela böyle salya akıntıları veya katı sıvı gıdaları... yiyememe ya da çok seçici böyle özellikler uyguladıkları diyetler var. Mesela daha kolay yesinler diye ya da mesela dikkat eksikliği olan çocuklarımızda çok böyle tabii siz daha iyi bilirsiniz. Kapi meyve suları mesela örnek veriyorum ya da şekerli dondurmalar bunları yemeleri çok tavsiye edilmez. Tabii. Çünkü dikkat eksikliğine yol açan bir şey var sanırım içlerine tam onu ben de bilmiyorum ne olduğunu. Bu konuda bizim için önemli çikolata mesela çok enerji hiperaktif çocuklara verilmemesi lazım. Tabii, çünkü tabii. hiç yerlerinde tabii. durmazlar sonra. Bunu normal yani baktığınızda herhangi bir sorun olmayan çocuklarda da karşılaşırız. Evet. Çikolata verme deriz çünkü enerji patlaması yaşar. İşte bu çocuklar zaten enerji dolu oldukları için üstüne çok daha fazla enerji patlaması yaşarlar. O yüzden beslenmeyle bu şekilde şey yapılabilir. Peki ben şeyi de merak ederim. Ses sağlığı da aslında önemli. Öğretmenler için ya da bizim gibi meslek grupları için mesela. Çünkü bizim işimiz diyetisyenler sürekli konuşma. Evet. Doktorlardan şekilde bakacak olursanız öğretmenler de
Diş doktorlar onlar sessiz. Onlar çok konuşma gerektirmiyor onları ama mesela bu ses sağlığı için dil konuşma terapisti olarak bize ne önerirsiniz? Şimdi öncelikle bu zor olsa da kahve tüketimini ya sınırlı düzeye indirmek ve özellikle sigarayı bırakmak. Ya. Çünkü ses terapilerinde biz önce ses hijyenine dikkat etmemiz lazım. Hmm. Mesela bol bol su içmemiz lazım. Kahveyi aza indirmemiz lazım. Sigarayı tamamen bırakmamız lazım. Bunlar yani, direkt ses. Evet, sese direkt etki eden ve sese zarar veren şeylerdir. Bunlar mesela biz ses terapilerimizde başlarız mesela bazı böyle hani şan eğitimleri yapar evet, ya duyarsınız. Onlarla mesela sesi açmaya çalışırız ama tabii ki olan duruma göre farklılık gösterir. Hani kulak burun boğaz uzmanına gitmesi lazım önce. Hani cerrahi bir işlem gerekiyor mu? Yoksa hani öyle bir hasar değil sadece ses terapisiyle düzelebilecek bir durum mu gibisinden bunları tabii ki önce öğrenmemiz lazım. Çünkü yani mesela bazen bende de ses kısıtlı olur. Hı hı. Hemen o pastillerden mesela bazen atarım. O en acılarından var diyor. Şimdi markalı. Aynen öyle siyahlardan falan böyle bir açılır sesim gerçekten. Ama bazen kendi kendime düşünürüm. Acaba ben bunu alıyorum sesimi açmak için doğru mu? Yoksa acaba ben zarar mı veriyorum ses telime farkında olmadan? Yani bunlar gerçekten çünkü yani evet. Bilmediğimiz şeyler ama peki konuşurken ne tavsiye edersiniz genelde bizlere? Daha böyle dinlenerek mi konuşalım? Evet. Dinlenerek. Ya da diyaframdan konuş deler. O evet, bambaşka yani, bir şey ama. Çok önemli. Ses terapilerine zaten biz onlara da dikkat ederiz. Öyle mi? Göğüsten değil de karnı şişirerek nefes almak. Hmm. Yani göğüse dolmamalı, karna dolmalı her zaman. Hani bunun eğitimini de bunu da terapilerde öğretmeye çalışırız danışanlarımıza her zaman. Çok güzel. Bu şan eğitimlerinden bahsettiğiniz, sizinle bir ilişkisi var mı bunlar şan terapiyle konuşma terapisi? Yok yani daha önce hani hiçbir birlikteliğim olmadı ama hani bu ses şeyleri benzer şeyler. Bu nefes şan eğitmenleri de ders verirken tabii, öğretir bu nefes şeylerini. Evet sesini doğru düzgün kontrol edebilmesi için. Hmm. Tamam bunlar gerçekten bakmayın yani bir ses olayı aslında yani özellikle işte bizim gibi meslek grupları diyelim sizin için aynı şey geçerli. Ses çok önemli. Yani kısık olması farklı, çok gürültülü olması farklı. Benim mesela sesim her zaman yüksektir. Daha da kendimi azaltıyorum. Genetik olarak yapım her zaman öyle daha böyle yüksek sesim vardır ve dikkat etmeye çalışırım her zaman. Sürekli işte suyum yanımda bulundurmaya çalışırım. Bunları da herhalde siz sıklıkla öneriyorsunuz. Evet, gibi su çok önemli. Su çok önemli. Kahveye evet. Çok şey yapmayalım diyorsunuz. Evet. Peki ne kadar limit verirsiniz? Yani ne şimdi bu değişir çünkü mesela günde bir kere içen bir insana hiç içme diyemem ama 5-6 kere içen bir insana hani 2'ye ya da 3'e indirsin yavaş yavaş başlasın. Önce 3 sonra işte belki bir ay sonra 2 belki 1-2 hafta sonra 1'e indirmesini tavsiye edebilirim. Peki herhangi besin herhangi beslenme şey tavsiyeniz olur mu bize? Ses kısıklıkları ya da işte bir ses tellerimiz için. Var mı öyle bir özel besinler yoksa yani çok öyle bir şey söyleyemeyiz. Kulak burun boğaz uzmanlara daha iyi yönlendirebilir sizi. Çünkü bazı ses hastalarının reflüsü olabilir. Mesela tabii. Yani ona göre beslenmeleri gerekebilir. O bambaşka. Evet ondan gelip hani böyle böyle bir program verdi derseniz onun üzerine gidebiliriz yani, tabii ki. Ya da çok sıcak çok soğuk yemekler mesela. Evet yani ses kısıtlığına. Ben çok hani hiç önerdiğim olmadı ama bir uzman tarafından tabii. Belki verilirse daha şey olur. Daha da şey olabilir peki. Peki sporcularla alakası var mı? Onu da öğrenmek istiyorum. Mesela şimdi spor yaparken derler ya burundan nefes al, ağızdan nefes alma olayları var. Bilmiyorum bunlar sizin dil terapisine girer mi ama yani çok ağzınızdan nefes almayın derler. Çünkü aynı anda ses kısıtlığı ya da işte boğazınızın şişmesi olayları falan. Yani çok sporla alakalı bir durum olduğunu düşünmüyorum. Evet, güzel güzel. Güzel. Her konuyu sormaya çalışıyoruz. Tabii çünkü ki. Aileler gerçekten artık bilinçlendiği sosyal medya, televizyon evet. Artık insanlar gerçekten sorguluyor ve ben hep taraftarıyım. Doğru bilgiye insanlar ulaştırma. O yüzden böyle sizler gibi de böyle doğru bilgiyi bize ulaştıran konuklarımıza çok böyle soruları böyle sürekli sormaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Peki ağır ağır programın sonuna geliyoruz. Aileler için tavsiyeniz neler olabilir? Son olarak böyle bir halkımıza bir tavsiyeler. Tabii çocukların ki. Dil gelişimini etkilemek için yardımları ne olabilir çocuklarına? Şimdi benim her zaman kendi ailelerime de önerdiğim başlıca iki tane önemli bir şey var. Lütfen çocuklarınızla oyun oynayın. Çok güzel. Çünkü çocuklar oyunda öğreniyor her şeyi. Ama bu oyun bu dediğim hani emir vererek ya da bunu yap şunu yap şeklinde değil.
onu oyuna katarak lider olarak eğlenceli bir şekilde oyun oynayın ki çocuk ondan keyif alsın ve size karşılık versin. Çok güzel. İkinci olarak da lütfen çocuklarımız 3 yaşına kadar telefon, televizyon, tablet hepsinin ekranlardan maruz. Çünkü çocuklar bunları izleyince doğal dil dediğimiz, kendi aramızda konuştuğumuz doğal dilden uzak kalıp çizgi film dili veya ezbere konuşmalar yapıyor. Bizim istediğimiz de kesinlikle bu değil. Bir çocuk telefondan birden ona kadar saymayı öğrendiyse bu bizim için amaçlı bir iletişim değil. Çünkü onu gidip her yerde söylüyorsa amaçsız bir şekilde. Hani biz o çocuk birden ona kadar sayıları öğrendi demeyiz, ezberledi deriz. Önemli olan doğal dili taklit ederek anne babadan gerekirse nerede nasıl kullanacağını duyarak öğrenmesi her zaman. Süper, bu çok kritik. Evet. Çünkü çoğu insan der bak çocuğun özel İngilizce öğrendiler mesela. Evet. Ama aslında öğrenmedi, ezberliyor. Çok karşılaşıyoruz bu durumla ama ezberliyor aslında, öğrenmiyor. Yani bu çok önemli bir şey çünkü çoğu aile işte bildiğiniz üzere YouTube'u, Netflix'i açar. Evet. İngilizceleri de çocuklara dayar. Der ki hadi bakalım işte izlesin, çocuk bir saat iki saat onu izler. Bir kelime de söyledi mi bak benim çocuğum İngilizce konuşmaya başladı evet, der. Evet, maalesef değil, ezbere konuşma. Aslında ezbere. O sayılar da dediğiniz gibi bilmeden konuşma. Evet. Bu çok daha tehlikeli aslında. Evet, çok daha tehlikeli. Bu sefer normal konuşmadan, doğal konuşmadan tabii uzak durup ezbere, hatta bazen karşılaştığımız durumlarda ses tonlarını bile onlar gibi duydukları şeyler gibi yapmaya çalışıyorlar. Çizgi film ses tonları gibi. Evet. Çok kötü ya. Bu teknoloji tamam güzel ama işte biraz kısıtlamak lazım. Aileler için herhalde aynı şekilde geçerli, bilmiyorum. Evet. Yani çocukla iletişim kurarken ellerinde sürekli telefon olan aileler. Tabii ki. Yani o da çocuğun ister istemez. İlgisini çeker. Onun elinde hani ben niye almayayım falan gibisinden. Tabii tabii. Bu çok önemli. Ben de her zaman onu söylerim açıkçası. Mesela gelen danışanlarımız olur biz aynı şekilde. Çocuk beni dinlerken sürekli elinde telefon. Sürekli elinde telefon. Hiç gözümün içine bakmaz bile. Ve ben özellikle danışanlarında anneye babaya değil de daha çok çocuğa odaklı yaklaşmaya çalışırım ki ondan şey yapayım, sonuçta tepki alayım ama bu telefondan maalesef hepimizden geri alıyor. Maalesef. Peki Sude Hanım, çok güzel program oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Tavsiyeleriniz muhteşemdi. İnşallah halkımıza da güzel dokunuşlar yapmışızdır bu güzel bilgilerinizle. Doğru bilgiyi bize ulaştırdığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim tekrardan Orhan Bey. Yine ilerleyen zamanda farklı konularla sizleri davet etmek istiyoruz. Çünkü tabii ki bu konular çok güzel. Yine mutlaka farklı konularla sizleri çağıracağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet sevgili seyirciler, bir Sağlıklı Yaşam programının daha sonuna geldik. Bugün konuşma ve dil terapisti Sude Dermay bizlerleydi. Kendisiyle yetişkinlerde, çocuklarda konuşma üzerine, dil bozukluklar üzerine, dil gelişimi, konuşma gelişimi üzerine konuştuk. Programın tekrarı yine BRT2 kanalında yayınlanacaktır. Ayrıca sosyal medyada mutlaka karşınıza çıkacaktır. Haftaya farklı konu ve konukla yine görüşmek üzere. İyi günler dilerim efendim.